Merhaba, genleriniz kaderiniz değildir. Sohbetlerimin 13. bölümüne hoş geldiniz. Bundan önceki bölümlerde iki bölümde misafirim vardı. Doktor Neyzen İskit vardı, Tuğba Kadik vardı. Onlarla farklı farklı konular konuştuk. 9. bölüm, 8. bölümde sindirim sistemine girmiştik. Sindirim sistemiyle devam ediyoruz çünkü o konu daha bitmedi. Çünkü neden? Sindirim sistemi bütünsel sağlığımızın temel taşlarındandı. Eğer sindirim sistemimiz düzenli çalışmıyorsak, fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak dengede olabilmemiz aslında mümkün değil. O yüzden sağlıklı ve mutlu yaşamanın en önemli adımlarından bir tanesi düzenli ve konforlu bir sindirim sistemine sahip olmak ve her gün düzenli ve konforlu dışkı tahliyesinin olması. Sindirim sisteminde ayurvedik tıpta biliyorsunuz akne ateşi dediğimiz sindirim ateşinin regüle bir şekilde düzenli çalışması çok önemli. Bundan önceki 9. ya da 10. bölümde sindirim ateşini zayıflatan davranışları sizlerle paylaşmıştım. Şimdi sindirim ateşi akneyi yükseltmenin 7 tane altın kuralı var. Kitapta 99. sayfadayız. Bu bölümde sindirim ateşimizi acaba nasıl yükseltebiliriz? Sindirim ateşi yükselince ne oluyordu? Metabolizma hızımız yükseliyordu. Toksinleri çok daha regüle bir şekilde düzenli tahliye edebiliyorduk. Hücresel mekanizmalarımız, hücre replikasyonları çok daha iyi çalışıyordu. Yani sindirim ateşinin düzenli çalışması bütünsel sağlığımızın direği. Bakalım. Sindirim ateşi yükseltmenin 7 altın kuralı neymiş? 1. Sabah kalktığınız gibi dil toksin sıyırıcı aparatınızı kullandıktan sonra, yani dilinizin üzerinde gece boyunca biriken o toksin tabakasını sıyırıp attıktan sonra büyük bir bardak ılık limonlu su içmek. Büyük bir bardaktan kastettiğim şey mesela böyle bir bardak. Ben genelde şöyle yapıyorum. Bu bardağın 3'te 2'sini normal su, sürahiden, oda sıcaklığında olan suyla, geri kalan 3'te 1'ini ise kaynar suyla dolduruyorum. İçine genelde yarım limon sıkıyorum. Kış aylarında immün sistemimi destekleyici olduğu için limon yerine bazen bir çorba kaşığı organik elma sirkesi koyuyorum. Ve daha sonra eğer kilo vermek istediğim bir dönemse içine de bir tatlı kaşığı ham bal karıştırıyorum. Ondan sonra bunu karıştırdıktan sonra sabah bu suyla güne merhaba diyorum. Biliyorsunuz sindirim sisteminizin çalışmaya başlaması için illa katı gıda maddelerini tüketmenize gerek yok. Sabah kalktığınız zaman büyük bir bardak ılık limonlu su içmek sindirim sisteminizin zaten çalışmaya başlaması için yeterli. Hatta limon bağırsaklarda peristalsiz dediğimiz o kalın bağırsaklardaki özümseme hareketini de başlatacağı için eğer dışkı kalın bağırsaklarda tahliye hazır bir dışkı varsa o da yürümeye başlar. O yüzden güne başladığımız zaman dil toksin sıyırıcı aparatı kullandıktan sonra ilk işimiz büyük bir bardak ılık, oda ısısından çok daha sıcak, limonlu veya organik elma sirkeli suyla güne başlamak harika bir fikir. Ben yıllardır böyle başlarım güne. Başka sindirim ateşini yükseltmenin kurallarından birisi ne? Kesinlikle ve kesinlikle buz gibi içeceklerden lütfen uzak durun. Ben Amerika'ya gittiğimde şoka girmiştim ilk gittiğimde. Çünkü su istiyorsunuz. Koca bir bardak size neredeyse buz getiriyorlar. İçinde su var. Ve tabi biliyorsunuz Amerikan halkının çok enteresan bir istatistik, çok üzücü. %42'si obezmiş. Bu inanılmaz bir rakam. Bana kalırsa onların obez olmalarındaki en önemli iki neden. Bir, tabii ki de porsiyonlar çok büyük ve çok sağlıksız besinler yiyorlar ama en önemli diğer ikinci madde ise Amerikan halkının sindirim sistemi çalışmıyor. Çünkü buzu adeta yiyorlar. Güzel insanlar.
Sindirim sistemimize soğuk bir şey girdiği andan itibaren sindirim sistemi o giren katı ya da sıvı gıda maddesini sindirim sistemindeki ısıya getirmek için sindirim salgılarını durdurup önce o maddeleri o ısıya getirmeye çalışıyor. Yani eğer siz yemek esnasında sürekli buzlu bir takım sıvılar içiyorsanız sindirim sisteminiz kronik olarak sindirmemeye başlıyor ve yediğimiz şeyler tam olarak özümsenmiyor, metabolize olmuyor. Bu ileride kronik enflamasyona neden olan temel nedenlerden, temel sebeplerden bir tanesi. Dolayısıyla özellikle ana yemeklerden bir saat kadar önce yemek esnasında ve ana yemeklerden 1,5 saat kadar sonra yani sindirimin en hızlı çalıştığı dönemlerde lütfen soğuk sıvılardan, soğuk bir takım işte yemek sonrası sorbe ve dondurmalardan uzak durun. Bu şu demek değildir ki hiçbir zaman soğuk bir şey içmeyecek misiniz? Ya 40 yılda bir yemeğe gitmişsiniz, dışarıda yanında da soğuk bir şey içiyorsunuz yemeğin. Bu olabilir ama gündelik olarak yaptığınız menü seçimlerinizde yani hayatınızın genelinde lütfen sindirim sisteminizi yemek yerken soğuk herhangi bir şeyle doldurmayın. Bu gerçekten sindirim ateşini düşürür. O yüzden burada şöyle yazmışım. Buz gibi içeceklerden uzak durun. Bunlar akne ateşini söndürür. Tıpkı fizik kanunlarındaki gibi ateşin üstüne dökülen soğuk bir sıvı veya madde ateşin gücünü azaltır. Soğuk suyun daha fazla kalori yakarak zayıflamayı desteklediği doğru bilinen yanlış bir mittir. Tam aksine soğuk her türlü sıvı ve gıda maddesi sindirim ateşini azaltacağı için metabolizmayı da yavaşlatır. Gün boyunca oda sıcaklığında ve hatta daha ılık su ile sıcak bitki ve baharat çayları tercih edin. Eğer Türk çayı müptelası iseniz olabildiğince açık ve karanfilli, limonlu veya kakuleli olarak tüketmeyi deneyebilirsiniz. Hatta size şöyle bir onu zayıflama bölümünde anlatacağım ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Gün boyunca yarım saatte bir yudum yudum dilinizi yakmayacak ölçüde sıcak suyu yudumlayarak içmek sindirim ateşini yükseltir ve kilo vermeye son derece yardımcı olan ayurvedik gündelik bir rutindir. Evet, başka sindirim ateşimizi neler yükseltiyormuş? Öğlen yemeğinizi kesinlikle sindirim sisteminin en çok çalıştığı saat dilimleri olan güneşin en tepede olduğu gündüz öğlen 12 ile 1 arası tüketmeye gayret edin. Öğlen yemeklerinizi sakın geçmeyin, pas geçmeyin. Öğlen yemeği günün en önemli öğünüdür. Evet, kesinlikle Ayurveda tıbbında sabah kahvaltısı asla değil. Öğlen yemeği günün en güçlü öğünüdür. Öğlen yemeğini atlamak gün boyunca dengesizlik yaratır. En azından bir tas çorba, özellikle kış aylarında soğuk bir salatayla lütfen öğlen yemeğinizi sakın geçiştirmeyin. Sindirim sisteminize her zaman sıcak, sulu tencere yemekleri veya ne güzel yani Türkiye'de bizim her yerde, her köşe başında sıcak, evlerimizde de vardır zaten. Çorbayı muhakkak tüketmeye özen gösterin. Dördüncü madde, akşam yemeğinden sonra en az 2 saat uyumayın. Ayrıca akşam yemeği menülerinizi hafif kılın. Çünkü tıpkı bedenimiz gibi sindirim ateşi Agni de bu saatlerde dinlenmeye geçiyor. Çünkü neydi? Gece 10'da hücre replikasyonları başlıyor. Aslında beden kendi detoksifikasyon mekanizmalarını çalıştırmaya başlıyor. Gece 10 ila 2 arasında 4 saat. Beşinci madde, çiğ gıdalardansa ılık ve hafif pişmiş gıdaları tercih edin. Salt çiğ beslenmeyi asla önermiyoruz biz Ayurveda'da. Altıncı madde, yemeklerinizi sindirime yardımcı olan baharatlarla pişirin. Aslında biz bu baharatlar konusuna bir sonraki bölümde geçelim. Bir sonraki bölümde sindirime yardımcı olacak baharatlarla ve ateşi yükseltmenin 7 altın kuralıyla devam ediyoruz. Görüşmek üzere.